Eğitim Asası ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte uzay serimizin 11. videosunu çekeceğiz. Benim de çok merak ettiğim, sizlerin de merak edeceğiniz bir konu üzerinde duracağım. Uzaya birçok insan çıktı ve bu insanların döndükten sonraki sağlık durumları nasıl? Uzaya çıkarken ki sağlık durumuyla döndükten sonraki sağlık durumu arasındaki farklar ne? Bir insan uzaya çıktığında nasıl bir değişime uğrar? Bunlardan böyle küçük bir video olarak bahsedeceğim dostlarım. Serimiz iyi bir şekilde ilerliyor. Abone sayılarımızı da yavaş yavaş yükseltirsek, abone olmayı ve beğenilerimizi de her videomuzda atmayı sürdürürsek belli bir süre sonra iyi bir kitleye ulaşacağımızı düşünüyorum dostlarım. Çok uzatmadan videoya geçelim, hemen başlayalım. Uzayın tehlikeleri. Mars'a insan göndermeden önce uzayın risklerini azaltmak şart mı? Bana sorarsanız şart. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Birkaç tane eğitim zayiatı dediğimiz insanların zayiat vermemiz lazım ki ondan sonra nelerle karşılaşacağımızı bilelim. Günümüze baktığımız zaman yapay zeka denilen bir şey var ve insanlar bazı şeyleri yaşamadan önce yapay zekaya sorup ona göre kendine bir ön plan koyuyor ve bu ön plan çerçevesinde de hareket ediyor. Bence uzay insan göndermeden önce yapay zekayı iyi bir şekilde eğiterek ondan bilgiler alarak insanları göndermek daha mantıklı. Neyse. 30 Mayıs 2023 itibariyle dünyanın yörüngesinde aynı anda 17 insan vardı. Uzaydaki insan sayısı rekoru şimdilik bu. Ancak NASA ve diğer uzay ajansları yeni insanlı görevler planlıyor. Ticari şirketler de insanları uzaya çıkartmak niyetinde. Yani insanlı uzay yolculuğu fırsatları hızla artıyor. Ancak uzay yolculuğu insan vücudu için riskli. NASA 2030'lu yıllarda Mars'a insan göndermek istiyor. Dolayısıyla bilim insanları bu tehlikeler için bir an önce çözüm bulmalı. Dünyanın manyetosfer adlı bir koruyucu kalkanı var. Bu kalkan kozmik radyasyonu süzüyor. Ancak uluslararası uzay istasyonundan daha uzağa gidecek astronotlar 150 ile 6000 göğüs röntgenini eşdeğer bu radyasyona sürekli maruz kalacak. Bu radyasyon kalbe ve atar damarlara zarar vererek kardiyovasküler hastalıklara yol açıyor. Ayrıca kan beyin bariyerinde sızıntıya da neden oluyor. NASA uzay araçlarına ve uzay giysilerine kevlar ve polietilen gibi saptırıcı malzemeler yerleştirerek Mars görevindeki yolcuları radyasyondan koruyabilecek bir teknoloji geliştiriyor. Bazı diyetler ve enterate gibi besin takviyeleri de radyasyonun etkilerini azaltabilir. Dünyadaki kanser hastalarında radyasyon tedavisi sırasında kullanılan bu gibi takviyeler radyasyona maruz kalmanın gastrointestinal yan etkilerini de hafifletebilir. Yer çekimi değişikliği. Astronotlar uzun görevlerde yaşayacakları kas kaybını azaltmak için uzayda egzersiz yapmak zorunda. Mars görevi gibi uzun görevlerde astronotların bifosfonal dediğimiz kemik erimesini önlemek için kullanılan bir takviye gibi takviyeler kullanmaları gerekecek. Bu takviyeler dünyanın yer çekimi olmadan geçirilen uzun süreler boyunca kasların ve kemiklerin sağlıklı kalmasını sağlayacak. Mikro yer çekimi sinir ve dolaşım sistemlerini de etkiliyor. Dünyada kalbiniz kanı yukarı doğru pompalıyor ve dolaşım sistemindeki kapakçıklar vücut sıvılarının ayaklarınızda birikmesini önler. Yer çekimi olmadığında ise sıvılar başınıza doğru kayıyor. Çalışmalara göre bu durum beynin ortasındaki sıvı dolu boşlukların genişlemesine yol açıyor. Kafatasında fazladan sıvı birikince ve beyni aşağıda tutacak yer çekimi olmayınca beyin kafatasında daha da yukarıda duruyor ve beynin üst kısmı kafatasının içine doğru sıkışıyor. Bu sıvı kaymaları uzay uçuşuyla ilişkilendirilen nöro-oküler sendroma katkıda bulunabilir. Birçok astronotun yaşadığı bu sendrom gözlerin yapısını ve işlevini etkiliyor. Gözün arka kısmı düzleşiyor ve görsel bilgiyi gözden beyne taşıyan sinirler şişip bükülüyor. Astronotlar hala görebiliyor ama bazılarının görme yetisi kötüleşiyor. Henüz bu konu üzerinde fazla çalışılmamış olsa da vakalara bakılırsa bu sorun dünyaya döndükten birkaç yıl sonra bile devam edebiliyor. Bilim insanları sıvıları vakum gibi aşağıda doğru çeken özel pantolonlar kullanarak sıvıları vücudun alt tarafına geri kaydırmayı planlıyor. Bu pantolonlar vücuttaki sıvıları dünyadakine benzer bir şekilde yeniden dağıtmak için kullanılabilir. Ruh sağlığı ve izolasyon. Uzay yolculuğu vücuda zarar vermekle kalmıyor. İzole edici yolculuklar zihin üzerinde de derin etkiler bırakıyor. Aylarca ailesini ve arkadaşlarını göremeden küçük bir insan grubuyla yaşamak ve çalışmak zorunda olduğunuzu düşünün. Astronotlar önce dünyada ekip eğitiminden geçerek ekstrem ortamları yönetmeyi, iletişim ve liderlik dinamiklerini korumayı öğreniyorlar. Florica Keys açıklarında su altında bulunan Aquarius araştırma istasyonunun NASA'nın ekstrem ortam görev operasyonlarında haftalar geçiriyor ya da Avrupa Uzay Ajansı'nın
KAVES programıyla mağaraları haritalayıp keşfediyorlar. Bu program sayesinde astronotlar ekip arkadaşlarıyla dostluk kurmayı, uzak ve sıkıntılı ortamlarda stresi ve yalnızlığı yönetmeyi öğreniyor. Uzayda insan sağlığını ve fizyolojisini nasıl etkileyeceğimizi öğrenmek dünyada yaşam için de faydalı olacak. Örneğin astronotları uzay radyasyonundan koruyan ve radyasyonun zararlı etkilerine karşı koyan ürünler, radyasyon tedavisini gören kanser hastalarının da işine yarayabilir. Mikroyer çekiminde kemiklerimizi ve kaslarımızı nasıl koruyacağımızı anlarsak, genellikle yaşlanmayla birlikte gelen kırılganlığı tedavi edecek yöntemler geliştirebiliriz. Su arıtmayı ve uydu sistemlerini geliştiren birçok teknolojik gelişmeyi de uzay araştırmalarına borçluyuz. Şimdi ilk başlarda baktığımızda dostlar çok cazip bir şekilde gelen Ay'a gitmek, Mars'a gitmek, işte dünyayı dışarıdan görme fikri çok cazip geliyor değil mi hepimize? Çok güzel bir ortam, hiç tadılmamış bir zevk gibi geliyor. Fakat bir düşünün, evinizde kendi odanızda yıllarca o odanın içerisinden çıkmadan yaşadığınızı düşünün. Yediğinizin, içtiğinizin, tuvaletinizin sadece o oda içerisinde olduğunu düşünün. Bir basar değil mi insana, böyle duvarlar basar, her yer basmaya başlar. Öyle bir ortamda yaşadığınızı düşünün. Spor yapamayacaksınız, gezemeyeceksiniz, tozamayacaksınız, kahvenizi içemeyeceksiniz, hiçbir şey yapamayacaksınız. Hani ben düşündüğüm zaman yapabileceğim bir işmiş gibi gelmiyor bana. Sizin fikrinizi sormak istiyorum. Siz astronot olmak ister miydiniz? Böyle kapalı bir ortamda yıllarca insanlığa adanmış bir işi yapmak ister miydiniz? Merak ediyorum. Dostlarım, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.